bugün Akbelen Ormanı nöbet alanında tüm yaşam savunucularıyla birlikte Dünya Çevre Günü'nü kutlamak, konuşmak, Kömürsüz 2030 kampanyasını basın açıklaması yapmak üzere bugün burada buluştuk. Toplandık. Akşam üzeri 6-7'ye kadar buradaydık. Sonrasında köylülerle yine oturduk. Toplantımızı yaptık avukatlarımız. Saat 11'de yine 2 sene önce olduğu gibi saat 11'de herkesin eve dağılmasını beklemiş 3 sivil aracı, 2 jandarma, 1 ormana ait araç buraya bize darbe yaparmış gibi 11'de geliyor. Nedir durum dediğimizde hiç kimse cevap vermiyor en başta. Sonrasında ormana ait kişiler buranın koordinatını yapıyoruz. Konteynerinde yerleşim dışı olduğu için belediyeye tutanak tutup belediyeye göndereceğiz. 2 senedir burada diyoruz. Biz geçen yılda yaptık bunu diyor. Geçen yılda yaptık diyor. Şimdi de yapacağız diyor. Yani buradaki nöbet, burada çıkan bugün o güçlü ses, o doğanın sesi belli ki YK Enerji şirketini rahatsız etmiş olacak ki yine jandarmayı, kolluk gücünü bizim üstümüze saldı. Biz buradayız. Yılmıyoruz, pes etmiyoruz. Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz. Yok etmesine, kaybetmeye izin vermeyeceğiz. Şey eksik mi? Hukuksuzluk, kanunsuzluk devam ediyor. Burada anayasanın 10. maddesine aykırı bir şekilde beşli çeteden Limak'a kanunlar uygulanmıyor. Bugün biz doğa yaşam hakkı savunucularıyla, çevre ekoloji aktivistleriyle birlikte Akbelen Ormanı'nın sınırına indiğimizde 4 Haziran Pazar günü saat 16.30'da zeytinliklerin hemen yanı başında kömür çıkarıldığını tespit ettik, delillendirdik, kamera kaydını aldık. Ve ayrıca yanımızda tanıklarımız da vardı. 4 Haziran Pazar günü zeytin kanununa göre 3 kilometreden daha fazla yaklaşması yasak olan kömürcüleri, madencileri 50 metre ötede zeytin kanunu ihlal etmeye devam ettiren jandarma ve orman Limak'a müdahale etmeyip gece buraya gelip bize gözdağı veriyor. Evet, tekrar söylüyorum. Orman Müdürlüğü, bugün biz Akbelen Ormanı'nı savunan ikiz köylüler olarak ormanı ormancılardan koruyoruz. Geçmişte ormancılar ormanı korurdu. Bugün biz ormanı ormancılardan koruyoruz. Ormancılar burada zeytin kanunu ihlal eden, zeytinlerin 50 metre ötesinde kömür çıkartan, 3 kilometreden daha fazla yaklaşması yasak olan Limak'a müdahale etmiyor. Biz burada güç birliği içerisinde direnişimize devam etme kararını verdiğimiz gün bize gözdağı vermeye çalışıyor. Ama biz yarın Limak Termik Santrali'ni bir kez daha şikayet edeceğiz. Savcılığa şikayet edeceğiz. Savcılar en akıl savcısıysa, devletin savcısı da görevlerini de yapmıyorlarsa onları da şikayet edeceğiz. Anayasanın 10. maddesi der ki kanun önünde herkes eşittir. Kanunlar herkese eşit uygulanır. Hiçbir zümreye, hiçbir sınıfa imtiyaz tanınamaz. Ama Muğla Milas'ta beşli çeteden Limak'a kanunlar uygulanmıyor. Ormancılar, Milas Kaymakamlığı, Milas savcıları anayasanın 10. maddesini ihlal edip suç işliyorlar. Ve biz yarın savcılığa tekrar şikayet edeceğiz. Bakalım bize mi müdahale edecekler, onlara mı müdahale edecekler? Biz bugün buradayız. Kim gelirse gelsin fark etmez. Sonuna kadar da direneceğiz. Anayasa bize bu hakkı veriyor. Anayasa